Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf endüstride canlılar konusuyla beraberiz. Fosil yakıtlar öncelikle bu ünitede karşımıza çıkacak olan organik ve inorganik bileşik kavramlarını açıklayarak başlıyorum fosil yakıtlara girmeden önce. Organik bileşikler yanıcı maddelerdir. Genellikle canlıların yapısında elde edilir. Bunun dışında ilk organik bileşik laboratuvar ortamında elde edilen ilk organik bileşik üredir arkadaşlar. Karbondioksit ve amonyak gazları kullanılarak elde edilmiştir. Aslında fosgen gazının amonyakla tepkimesi sonucunda elde edilmiştir. Bundan öncesinde canlılar tarafından yapılabileceği, laboratuvar ortamında yapılamayacağı düşünülüyordu. Ama bir bilim insanı sayesinde, ki onu ilerleyen sınıflarda göreceksiniz, laboratuvar ortamında elde edilmiştir. İşte bu organik bileşikler yanıcıdırlar. Erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür. Suda çözünmezler. Kovalent bağlıdırlar. Tepkimeleri genellikle çok yavaştır. Kendilerine has kokuları vardır. Ve organik bileşiklerin sayısı inorganik bileşiklerin sayısından oldukça fazladır. Bunun da temel sebebi karbonun bağ yapısıdır arkadaşlar. Isıya karşı dayanıksızdırlar. Tepkimeleri kademeli karmaşıktır. Birkaç kademede gerçekleşebilir ve tepkimeleri düşük verimlidir arkadaşlar. İnorganik bileşiklere geldiğimizde ise genellikle yanıcı değildirler. Ama bu tabii ki hiçbir yanıcı değil anlamına gelmiyor. Yanıcı olanları da fazladır. Erime ve kaynama noktaları organik bileşiklere göre genellikle yüksektir. Suda çözünürler genel olarak. Genellikle iyonik bileşiktirler. Ama kovalent inorganik bileşikler de vardır. Mesela örnek vermek gerekirse H2O arkadaşlar, su. Tepkimeleri organik bileşiklere göre daha hızlı gerçekleşir. Bazılarının kokusu olmakla birlikte genellikle kokusuzdurlar. Sayıları organik bileşiklere göre azdır. İnorganik bileşikler ısıya dayanıklıdır. Tepkimeleri daha basittir. Bazıları tek basamakta veya bir iki basamakta gerçekleşmektedir. Ve tepkimeleri yüksek verimlidir organik bileşiklere göre. Organik bileşik dedim mi ve fosil yakıt dediğimizde arkadaşlar ilk aklımıza kömür ve petrol gelmektedir. Önce kömürden bahsedelim. Bataklıklarda uygun nem ve sıcaklığın oluşması, ortamın asit miktarının artması, gerekli organik maddelerin ortamda bulunmasıyla bozulmuş, çürüyen bitkilerin su altına inmesi ve bataklığın zamanla üstünün örtülmesi sonucunda yer altında bir katman meydana gelir. Bitkiler öldükten sonra bakterilerin etkisiyle değişime uğramaya başlarlar bu toprak örtüsü altında. Eğer su altında kalarak değişime uğrarsa karbon miktarı artarak kömürleşme dediğimiz tepkime başlar arkadaşlar. Kömür yanabilen sedimenter organik bir kayadır. Başlıca olarak karbon içerir, yüksek kalitelerinde karbon oranı daha da fazladır. Bunun dışında hidrojen ve oksijen gibi elementler içermektedir. Bir kömürün oluşması milyonlarca yıl toprak altında ısı ve basınca ve öncelikle de mikrobiyolojik etkilere maruz kalma sonucunda meydana gelir. Deltalar, göl kıyıları en kalın kömür damarlarının oluştuğu ortamlardır. Çünkü genellikle bataklık bitkilerinin toprak altında milyonlarca yıl durması sonucunda meydana gelmektedir. Akarsu, taşma ovaları, ince kömür damarcıkları da oluşturmaktadır arkadaşlar. Özellikle jeolojik devirde iki büyük kömür oluşum çağı vardır. Bunlardan birisi karbonifer dediğimiz dönem. İşte yaklaşık 350 veya 300 yıllık, 300 milyon yıllık bir geçmişe sahip. Bir de permiyen dönem 280-225 milyon yıl öncesine dayanan bir dönem arkadaşlar. Buralarda çok oluşmuştur. Kömürün ana maddesi dediğimiz gibi karbondur arkadaşlar. Kömür çeşitlerine şöyle değindiğimizde ise en eski ve en uzun sürede oluşan kömür ve en kaliteli kömür antrasittir arkadaşlar. Bundaki karbon oranı %90-95'i bulmakta. Bu dumansız, genel olarak işsiz, dumansız kömür olarak ifade edilir. Sert yapılıdır ve diğer kömürlere göre de oldukça kalitelidir. Oluşumu yaklaşık 300 milyon yıl sürmektedir. Taş kömürü antrasit kadar eski olmamakla birlikte 200 ya da 250 milyon yıl aralığında oluşmaktadır.
Antrasite göre daha kalitesiz bir kömürdür. Ama diğer kömürlere göre kalitelidir. Bu da %80-90 arasında karbon içermektedir arkadaşlar. Lignit dediğimiz kömür türü daha oluşumunu tamamlamamış kömürlerdendir. Tahminen 60 milyon yıl önce meydana gelmeye başlayan su ve yabancı maddeler içeren bir kömür türüdür. Yaklaşık olarak karbon yüzdesi ise 65-70 kadardır. Turba dediğimiz yapı ise bu kömüre daha çok bataklık yerlerinde rastlanmaktadır. İçindeki su miktarı yüksektir. Karbon yüzdesi %60'ın üzerine pek çıkmaz. Henüz karbonlaşma safhasını tamamlamamıştır arkadaşlar. Genç bir kömür türüdür. Oldukça da kalitesizdir. Grafit ise karbonun en saf halidir. Yani o kömürün içerisindeki diğer yabancı maddelerin gitmiş ve sadece geriye karbon kalmış bir yapıdır arkadaşlar. Karbonun allotroplarından bir tanesidir. Elmas gibi aynı şekilde. Fakat farklı atom diziliminden dolayı grafit ve elmas birbirinden oldukça farklı gözükmektedir arkadaşlar. Kok kömürü doğada çıkarılan bir kömür türü değildir. Taş kömürünün gazının yapısındaki gazın çıkarılması sonucunda elde edilen kalitelileştirilmiş bir kömür türüdür. Yani yapay bir kömürdür arkadaşlar. Mesela kömürde hangi mineraller bulunurmuş? İşte killer, karbonatlar, sülfürler, oksitler, kuvars, klorür ve sülfatlar bulunurmuş. Bunların miktarı ne kadar az ve karbon miktarı o kadar fazlaysa kömür o kadar kaliteli olmaktadır arkadaşlar. Kömürün üstünlükleri ve sakıncaları dediğimizde ise tabii ki kömürün yanması sonucunda yüksek miktarda en fazla karbondioksit, onun dışında kükürt dioksit ve azot oksit gazları da çıkabilmektedir. Bu gazlar tabii ki atmosfere zarar vermektedir. İşte küresel ısınmaya etki etmektedir arkadaşlar. Kömür santralleri kömürün yapısında çok az da olsa civa bulunduğu için civa kirliliğine sebep olmaktadır arkadaşlar. Bunun da işte insan vücuduna etkisi, su kaynaklarının kalitesine etkisi gibi olumsuz durumlar söz konusudur. Kömürlerin tabii en çok sebep olduğu şey asit yağmurlarıdır. Çünkü çıkan gazlar havadaki su buharıyla birleşerek asit yağmur olarak yeryüzüne yağmaktadır. Kömür eğer iyi bir filtreleme sistemi kullanılmazsa küçük partiküller ve içerisindeki az da olsa, çok az da olsa bulunan radyoaktif parçacıkların da atmosfere saçılması sonucunda astım, işte diğer akciğer sorunlarına sebep olabilmektedir arkadaşlar. Demin de dedik, kömürün yanması sonucunda zehirli atıklar meydana gelmekte. Bunun havaya ve suya karışması sonucunda da çevre kirliliği meydana gelmektedir. İşte bu kömürden çıkan gazlar ve partiküller eğer tatlı su kaynaklarına karışırsa haliyle daha kirli bir tatlı su kaynağı ortaya çıkmaktadır. Arıtılmadan içilmesi biraz daha tehlikeli olmaktadır arkadaşlar. Tabii ki kömür madenciliği çıkarıldığı bölgeyi cidden yıpratmaktadır. Bu da bitki örtüsünü yok ettiği için erozyona sebebiyet vermektedir arkadaşlar. Elektrik üretiminde kömür kullanılmaktadır. Özellikle ülkemizde de lignit santralleri vardır. Lignit sonuçta kalitesiz bir kömür türü. Evlerde de artık kömür kullanımı oldukça azaldığı için ortadan kaldırılmasının en iyi yollarından birisi termik santrallerde yakarak elektrik enerjisi elde etmektir. Ama tabii verimi düşük bir maddedir ve çıkan gazlar da oldukça tehlikelidir, atmosfere zarar vermektedir. Kömürün boyutlarına göre çeşitlendirmiş arkadaşlar. Eğer çok küçük boyutta olsa toz kömür, işte birazcık daha ele gelirse pirinç kömür. Yani aslında boyut isimleri verilmiş burada. Biraz daha büyüdüğünde fındık kömür, erik kömür, ceviz kömür dediğimiz boyutları büyüdükçe ve ona göre de bir enerji çıkışı görülmekte arkadaşlar. Limon kömür, portakal kömür ve karpuz kömür şeklinde ifade kullanmış. Bunlar da boyutlarıyla alakalıdır arkadaşlar. Daha önce de söylemiştik, en kalitesiz olan turba, sonra lignit, taş kömürü, antrasit şeklinde söyleyebiliriz. Kok kömürü yapay bir kömür demiştik. Açığa çıkan ısılara baktığımızda gördüğünüz gibi antrasit 7800, taş kömürü 7500,
Linyet 4860 ve turba 3000 kilokalori kilogram başına enerji vermektedir arkadaşlar.